arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz de. Ben hemen size şeyi göstereyim. Kara kız yapacağım bugün. Bugünkü videom böyle olsun. Size kara kızı göstereyim. Yapılışını. Şöyle 4 tane yumurtam var. Onları kıracağım. Önce 4 yumurtamı kırayım şöyle canım. Kızlar bu sefer bugünkü videom böyle olsun. Bugün biraz şey sıcaktan herhalde halsızlık var bende. Bu sefer böyle olsun. İnşallah bir dahakine şey yaparız. Şöyle 4 tane yumurtam var. Onları çırpayım şöyle. Şöyle su bardağı şekerim var. Toz şekerim bir su bardağı. Onu katayım. Şöyle bir çay bardağı fantam var. Fantamı kattım. Bir su bardağı da sıvı yağım var. Burada da yarım su bardağı yoğurt var. Yarım su bardağı da süt var. Yarısı yoğurt, yarısı süt kattım. Bunu ayrı ayrı şey yapmadım yani. Yarısına kadar yoğurdumu koydum. Ondan sonra üstüne de süt kattım. Bir bardak olmuş oldu yani. Şöyle bir çırpalım. Şimdi 2,5 da un katacağız onlar buraya. Kızlar 2,5 su bardağı un attık. Şöyle bir kabartma tozum var. Bir de vanilya sukan var. Onu da katıyorum. 3 yemek kaşığı da kakao katacağım. 2, 3. Şimdi bunları karıştırayım. Tepsimizi alalım ondan sonra. Kızlar kekimizi çırptık. Şimdi tepsimizi alalım. Şöyle bir tepsim var. Onu koyuyorum. Cam tepsi de olabilir. Kabımızı bu arada 200 derecede açtım. Biraz ısınsın, içine alalım. Bunu fırına alacağım. Bu pişsin, üstüne çikolata eriteceğim. Kızlar şimdi çikolatasını eriteceğim, üstüne üzerine dökeceğim ya pastamızı. Şöyle 2 tane çikolatamız var, onları koyacağım. Yeterli. Yani çok istiyorsanız 3 tane yapabilirsiniz ama 2 tane yeter. Üstüne. Şöyle ısıyalım. Kızlar şöyle yarım çay bardağı sütümüz var. Normal sahneye katıyorum da sahne bitmiş diye süt katacağım ben. Şöyle bir şey de tereyağı atacağım az bir şey. Şimdi bunu karıştıra karıştıra pişireceğim. Kızlar bakın çikolatamız da oldu. Pastamız pişsin, üstüne dökeceğiz. Pastamızı biraz soğuturuz çıkarttıktan sonra üstüne dökeriz. Bak çikolata da ne güzel oluyordu. Oo. Kekimiz de pişiyor orada. Kızlar bakın kekim pişti. Çıkarttım ben fırında. Şöyle kurdanın böyle deldim birazcık. Çünkü üstüne azıcık süt dökeceğim böyle.
yumuşak olsun diye. Çocuklar öyle seviyor benim. Kızlar bakın böyle kekimiz pişti. Çıkarttık fırında 5 dakika beklettik. Üstüne biraz süt döktüm ben. 5 dakika beklettim. Şimdi çikolatamı üstüne dökeceğim. Yani soğumuş oldu biraz. Çikolata sevenlere gelsin bu arada. Gerçi herhalde çoğu da seviyor çikolatayı. Aynen öyle. Ama bir ben hariç. Fazla sevme. Ya o pasta sıcak gene seviyorum yemesini. Şöyle kaşıkla Hindistan cevizi dökelim üstüne. Sevene güzel olur bu. Sevmeyen dökmeyebilir. Bak böylece keselim şimdi bunu. Tabii siz soğutun da öyle kesin değil mi? Biraz bekletin yani. Daha güzel kesilir.